Sen şehre ay büyüsü mü yaptın? Evet. Ve en iyi kısmı da şu. Ay etkili ordum ben ne söylersem onu yapacak. Bu da şu demek. Tüm dünyayı ele geçireceğim. Biz engel olmazsak tabii. Ama yapamazsınız. Harika değil mi? Aa, yakalayın. Herkes ay büyüsüne kapılmadan o topları yakalamamız gerekiyor. Şehir ay kızının kontrolü altındayken sayımız çok az kalacak. Hey, şu kovaları kullanalım mı? Evet. Tehlikeli olabilirler. Ama kim demiş biraz eğlenmeyeceğimizi? Hazır? Yakala bakalım. Boom! Tam hedefe. Süper kedi hızı. Yavaş ol. Çok hızlı, çok hızlı. Ne dediniz? Çok mu hızlıyım? Doğru dediniz. Dikkat edin. Bak. Kertenkele! Kedi çocuk dur! Kertenkele vuruldu! Olamaz! Baykuş kız bak! Ay. Hayır! Bu mümkün olamaz! Kertenkele, baykuş kız! Orada olduğunuzu biliyorum! Pijamos keleler! Gelmeniz ne iyi oldu! Neye gelmemiz iyi oldu? Kötüler ninja ninolarına egzersiz yaptıramazlar mı? Tüm şehri bucağı bulayacaksak formda olmamız gerekiyor. Şehri bulamak mı? Sadece eğlencesine mi? Evet, öyle diyelim. Gole gidin! Yepyeni yapışkan vıcık. Yapıştığında genişliyor. O arabayı vıcıkladık. Oyuncak dükkanınızı da. Sırada güzelim okulunuz var. Okul mu? Yapışkan vıcık yüzünden dersler iptal olacak şimdi. Oyun başlasa Ninja Lina kulübü. İşte pijama takımım. Yıldız oyuncumuz sayesinde hiç şansınız yok. Dikkat et, vıcıklanma. İdare ederim. Oynamak mı istiyorsun muhteşem kanat? Yedek kulübesine gitmeye ne dersin? Yıldız oyuncu çıktı. Hala maçtan çıkmadım. Cidden mi? İzle beni sen. Yıldız oyuncu döndü mü? Süper kedi hızı. Oo, ayak izini bırakan her kimse çok meşgulmüş. Lionel nerede? Nerede? Kuş bakışı aramamız gerek. Baykuş planörüne. Hadi. Kedi kulakları. Aa, bu gürültülüydü. Ben de duydum. Hadi gidip bakalım. Aa!
Yani... Lionel? Aa, sadece minik tatlı dostummuş. Minik mi? Lionel gitti. Bu Lionel Ozon. Robot! Romeo marka hayvan yemlerimizi tanıdınız mı? Lionel'ı onlara alıştırdığın için çok teşekkür ederim. Kertenkelenin yemleriyle mi oynadın? Çok alçaksın. Dokunma. Bu yemleri hazırlamak tam 365 gecemi aldı. Robot! Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. İğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobile girelim. Ama nerede? Arabayı kaybetmedi değil mi? Tabii ki hayır. Sadece... Merhaba pijama öskeliler. Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. Kokudan kurtulabiliriz pijama öskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pisi çocuk. Benim kokuşturucum da daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobile sığınsak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Yani böyle. Böyle. Saklanalım. Ama kamuflaj yok ki. Söyle koşlar aşkına. Buradan uzaklaşmalıyız. Kaçın. Zavallıcıklar. Parfümüm hoşunuza gitmedi mi sizin? Kamuflaj iyi bir plan kertenkele. Ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Şurada. Birazdan yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijam maskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi kertenkele götür bizi. Ama gerek yok ki çünkü... Hadi bir bakalım. Efendim misafiriniz var. Aha! Pijam maskeliler. Teleskobumu arıyor olabilir misiniz? Söylesene Romeo, onu neden aldın? Anlamadınız mı? Uzay lazerimi bitirmek için. Uzay lazeri mi? Harika. Neyin peşindesin sen? Sadece ayın yüzeyine bir resmimi çizeceğim. Ay'a mı? Bence şu taraftan daha iyi. Ne yakışıklıyım değil mi? Evet efendim. Dünyayı ele geçirdiğimde herkes beni tanımış olacak. Önce lazeri tutmayı öğrenin. Tamam, deniyorum işte. Ay'a resim yapamazsın Romeo. Teleskobu bize ver hemen. Şapşal pisi. Canım ne isterse onu yaparım. Öyle mi? Bir şey yap robot. Kertenkele, kedi çocuğa yardım et. Romeo'nun lazerini ben durdurabilirim. Birazcık da sola çevirelim. Şimdi görürsün. Kertenkele bir şey yap. Ama ne yapayım ki? Hem lazer hem de robot var. Elveda de minik kuş. Beni bekle efendi. Hadi peşinden gidelim. Sıkkıysa bana yetişin bakalım beceriksizler. Sıkı tutunun. Gördün mü? Çok kolaymış. Çok iyi yapıyorum. Hayaksi.
Tamam ama çok dikkat et. Baykuş planörüne. Tabii. Siz baykuş planörüne gidin. Ama beni izleyin. Belki harika uçuş yeteneklerimden bir şeyler öğrenirsiniz. Evet. Yaşasın. Uçma yeteneğini görürsün sen. Ay canına. Evet. Ama bizim balon aramamız gerekmiyor muydu? Kedi bıyıklarım aşkına. Ne işaret ediyor öyle? Baykuş gözü. İşte ay kızı. Sürüngenler aşkına. Buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar. Belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Cikcik, tam istediğim gibi. Birinci aşama tamamlandı. Buna ihtiyacım kalmadı. Hah, pardon. Ha? Hazır mısın kedi çocuk? Tamam. Ama neden öylece attı ki? Kedi bıyığı aşkına, bir şeyler peşinde. Belki sakarlıktan yapmıştır. Hadi geri götürelim. Ben de Cikcik'e kavuşurum. Kuş karargahı gerçekten çok dağıtmış baykuş kız. Cikcik, neden bunları yaptın? Ha? Belki de onu bırakıp gittin diyedir. Lionel onunla ne zaman çok ilgilenmesem hep böyle şeyler yapar. Evcil hayvanlar eğlenceli sanıyordum. Eğlencelidir ama egzersiz yapmalılar, spor yapmalılar ve bir sürü... Ha? Bu yine ay kızı. Hayvanat bahçesinde. Tamam pijama askeriler, gidelim. Ama Cikcik ne olacak? Buldum, o da gelebilir. Hem egzersiz yapar hem de uçarak spor yapar. Göreve evcil hayvan getiremezsin. Bir şey olmaz. Değil mi Cikcik? Kaş 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 kaş. Kes artık ay kızı. Kelebekleri bırak da gitsinler. Olamaz. Zavallılar yine gelip eğlencemi mahvedecekler. Hadi çabuk olun güveler. Gidelim buradan. Çok garip. Genelde bu kadar kolay kaçmazdı. Öyle değil mi? Hadi. Şimdi geri gidebilirsin. Cikcik. Onları korkuttun. Git beni baykuş planöründe bekle. Bu lamba neden eğik duruyor? Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Ha? Kertenkele! Seni kötü biri sanmıştık. Size ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pijama telsiziyle söylemedin? Belki yardıma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben... Biliyorum. Geri dönüyorum. Tamam. Biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh.
Ay kızı da buradadır. Hemen dışarıda. Aa, çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni Ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. Ninjalinolar, şu işe yaramaz kuşa bir karşılama yapalım bakalım. Aa, çok güreşli! Bay kuş kız, süper güçlü kertenkele, süper kedi hızı. Sağ ol kedi çocuk. Yeter gece ninjası. Seni yeneceğiz şimdi. Affedersin. Bir şey mi dedin? Çünkü kalem öyle gürültülüydü ki sizi duyamıyordum. Korna savunması oldukça güçlü. Kendi karargahımızda da olsun bence. Neden? Bize ses gerekmiyor ki. Bizde gece ninjasına karşı bir sürü şey var değil mi? Çocuklar, araçlarımızla kaleyi durdurmaya çalışalım. Olabilir. Ya da daha çok gürültü çıkarıp onu durdurabiliriz. Ama Bay Kuş kız, onunki gürültülü diye aynısı olması gerekmez ki. Kedi arabasına! Kalemin harika olduğunu ne zaman söyleyeceksiniz pijama askeriler? Hadi söyleyin. Asla. Otobüsleri de geri götüreceğiz. Hey kedi çocuk, kuyruğumla çarpıp bütün otobüsleri aşağı devireceğim. İyi fikir kertenkele. Ben de hasar almamalarını sağlarım. Eyvah! Yapışkan yıldızlar mı geliyor yoksa? Yapışkan yıldız, yapışkan yıldız. İşte şu sesi dinle gece ninjası. Bu kedi miyavlaması. İşte kuyruk geliyor. Benim kalem ninja gibi sağlamdır. Artık şansınız kalmadı pijama askeriler. Şimdi bu sürüngen kafa nasıl bir sakarlık yapsa acaba? Duvardan mı düşse? Dönüp mü takılsa? Hayır! Sakar parmaklar. Harika! Ne? Yapışkan gücüme de neler oluyor böyle? Eyvah! Kertenkeleye iyi mi bakmak için yatmıştım. Çocuklar, ne oluyor? Bilmiyorum. Artık direğe yapışıp duramıyorum. Tabii duramazsın. Benim sayende artık sakar parmakların var. Demek bu bir sakarlık ışınıymış. Ama bu başka. Bu yapılmış en harika sakarlık ışını. Hayır, kertenkeleye bunu yapmış. Evet, ve sana da yaptığını kabullenemiyorsun. Arabadan çıkmamızın sebebi seni sakarca kullanmandı. Sakar mı? Ben mi? İmkansız. Şimdi o ışını zarif kedi hareketlerimle durduracağım. Süper kedi hızı. Hayır kedi çocuk, dur. Belki ışın ona gelmemiştir. Süper kedi. Hey! Baykuş kızı ışından korumamız gerekiyor. Aramızda etkilenmeyen sadece o kaldı. Benim dışımda. Hadi gidelim. Şimdi ışını bu tabelaya yansıtacağım. Sakar parmak mı? Dur yardım edeyim. Ben sakar olmadığım için sorun olmaz. Herkes iyi mi? Evet. Ne? Hayır. Artık sen de sakarsın kuş beyinli. Işınım sayesinde en sakarları sen oldun ve artık asla düz yürüyemeyeceksin. Kertenkele,
Bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır. Romeo'yu kovalamak işe yaramıyor. Evet, doğru. Romeo'yu dışarıda tutabilirsek kötülük kutusunu bitirmesini de engellemiş oluruz, öyle değil mi? Çok yazık oldu. Çok geç kokuşmuşlar. Sonunda kötülük kutumu bitirdim. Tada! Eyvah! Hepsi bunun için miydi yani? Galiba çok da kötü değilmiş. En iyi kısmını atladı. Ha! Evet. Bakın. Şehre ne oluyor böyle? Yani Romeo şehrine mi demek istedin? Bunu nasıl yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hepsi kötülük kutusu sayesinde. Sadece biraz transfigür modifikasyonla. Hepsi benim hatam. Romeo'yu durdurabilmek için yanlış şeyi denedim durdum. Eğer tek bir şeye odaklanmış olmasaydım, Romeo kötülük kutusunu bitirmezdi. Bu büyük kötülük kutusu. Eğer beni ararsanız içeride olurum. Telefonda olacağım. İçeri asla giremeyiz. Ha? Haklısın kedi çocuk. Ama Romeo'yu çıkarmanın başka bir yolu olabilir. Kahraman olma zamanı. İşte orada. Plan nedir? İkiniz geride durup uçan tekme Maggie'yi iş başında izleyeceksiniz çocuklar. Ne? Hayatta olmaz. Çok haklı. Usta Frank yine günü kurtaracak. Bunu birlikte yapmaya ne dersiniz? Aynı son programdaki gibi. Ya da Süper Flash olarak ben şey... Bekleyecek misin? Harika fikir. Gidelim. Hayya! Pes et hadi robot. Ya oyun parkının eşyalarını verirsin ya da Usta Feng'in ejder tekmesini kafana yersin. Ve benim ölüm fırtınamında. Olumsuz. Ha? Bunu sen istedin. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Usta Feng ve uçan tekme çok güçlüdür. Ama normalde birbirlerine vurmazlar. Lütfen robotu birlikte durdurabilir miyiz? Ben Süper Flash olurum. Üzgünüm. Usta Feng Flash'ı istemiyor. İstersen köpek ol. Feng'in en iyi dostu. Tehlike varsa da havla. Hav, hav. Ama ben havlamak istemiyorum. Ha? Hey şapşallar, nasıl yapılırmış görün bakalım. Artık oyun bitti. Beni çok iyi dinleyin. Robotun dikkati dağıldı. Fırsat bu fırsat. Haklısın. Hazır mısın tekme? Elbette. Süper hızımı kullanarak süper turna vuruşu yapacağım. Ben de süper gücümü kullanıp ateşli Maggie yumruğu atacağım. Peki ama ya ben? Üzgünüm Amaya ama köpeğin özel güçleri yok. Hadi gidelim. Söylemiştim, ben köpek değilim. Ama Süper Flash olabilirim. Beni dinleyin artık. Olumsuz. Hadi ama. Hey robot. Oyun park eşyalarını vermek için bu son şansın. Robot arkadaşımı benden alamayacaksınız. O benim en iyi dostum. Önce... yeşili deneyeceğim. Olamaz. Hayır. Kedi çocuğu. Yardıma ihtiyacımız vardı. Romeo kaçtı. Yardım edecektim. Muhteşem kedi arabamla. Geliyor. Çabuk saklanın. Baykuş planörü iyiydi. Başka bir şey daha mı iyi olur acaba? O piti piti karamel o sepeti. Kertenkele mobil. Merak etme. Kertenkele mobil uçmadığına göre etrafını sarabiliriz. Gidelim. Bu kalemun aşkına. Burada iki yol var. Ya sokağın sonundan ya da binaların üzerinden. Ben yolun öteki ucunu tutayım. Siz de burada kalın.
kedi çocuk. Romeo geçmeye çalışırsa yangın merdivenine süper kedi hızıyla zıplar, yolunu kapatırsın. Bu sefer yakaladık. Eğer kedi arabam yanımda olsaydı ses dalgalarıyla önünü kapatabilirdim. Kedi çocuk, hayır yapma. Yeşil düğme değildi. Belki mavidir. Ah, bu da değilmiş. Oh, geriye sadece kırmızı düğme kaldı. Herhalde bu olmalı. Ha? Yine mi pijama askeriler? Canımı sıkıyorlar artık. O kadar hızlı değil Romeo. Birinin sakinleşmesi gerek. Evet. Sonra da bütün özelliklerini kullanıp dünyayı ele geçireceğim. Seni durdurmayacağımızı da nereden biliyorsun? Hem de elimde bu varken. Şapşal tabletinle beni durdurabileceksin sanki. Hem de sen burada değilken. Bırak da zekiler çalışsın biraz. Hiç sanmıyorum Romeo. Elveda deyin pijama askeriler. Hayır. Ha? Vay be, ne oldu? Uçuşan kanatlar. Romeo içeri nasıl ışınlandıysa bizi de o şekilde aynen dışarı ışınlamış. Resim oynatıcıyı çalıştırmadan önce onu merkezden çıkarmamız gerekiyor çocuklar. Hiç şansı yok canım. Beni ve muhteşem tabletimi takip edin. En azından Romeo kapıların nerede kapatıldığını bilmiyor, değil mi? Hadi gidelim. Pekala, süper kedi hızıyla kedi arabasına gidip alarmı açacağım. Romeo alarmı kapatmaya çalışırken biz de ışın makinesini alırız. Güzel plan. Hepsini yapmamıza gerek yok ki. Yeni tabletim sayesinde kedi arabasının alarmını buradan açabilirim. İşte. Ha? Eyvah! İyi deneme pijama askeriler. Ama gidiyorsunuz. Ha? Şu oyunu elimden bırakır mısın artık robot? Çalışma zamanı. Pijama askerlerin buraya nereden girdiğini bul. Ha? Ha? Merak etmeyin. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Ay, özür dilerim çocuklar. Baykuş kız, tablete ihtiyacımız yoktu. Kedi çocuk halledecekti. Benim hatamdı. Tabletin değil. Yanlış tuşa basmışım. Bir dahaki sefere kesinlikle işe yarayacaktır. Makinelerini tamir etmeden Romeo'nun kumandasını almamız gerek. Nasıl alacağımızı biliyorum. Yeni hareketimizi kullanalım. Evet. Hazır mısın baykuş kız? Daha iyi bir fikrim var. En iyisi dal kap yapayım. Daha neye gerek var ki? Dal ve kap. Hata yapma şansı yok. Teşekkür ederim efendim. Korkmaya bayılıyorum. Koku yeter. Seviyorsun biliyorum. Biraz yavaşlamaya ne dersin kuş kafa? O da hazır. Hayır değil. Ne? Hayır. Yakaladım. Aha. Biri gitti, ikisi kaldı. Bu iş çok kolay olacak. Hadi Metal arkadaşım, yapacağımız son başarılı saldırıya hazırlan. Anlaşıldı efendim. Hareketimizi denemeliyiz. Romeo'nun kumandasını ancak bu şekilde alabiliriz çocuklar. Tamam, bir daha deneyelim. Ben şuraya geçiyorum, kedi çocuk da... Ben de takla atıyorum, sorun değil. Ama uçan fırıldak varken neden yeni bir numara deniyoruz ki? Sürüngenler aşkına, buz makinesini tamir ederse araçlarımızı donduracak. Onu durdurmalıyız. Hareketi ikimiz mi yapsak? Ne dersin kedi çocuk? Üç aşamalı bir hareket bu. Hepimiz olmalıyız. Baykuş kız geliyor. Tamam, uçan fırıldak geliyor. Başın mı döndü Romeo? Sana bakıyor olsaydım doğru söyledim.
söylüyorsun, dönebilirdi tüylü arkadaşım. Ama bakacak daha eğlenceli bir şey var. Muhteşem makinem gibi. Ve hazır. Bakış kız, bu kadar kum yeter. Nice maskeleri sayesinde onlara bir şey olmuyor. Biz de bir şey göremiyoruz. Ha? Yazık. Pişa çocuk parkı ne hale geldi? Görüşürüz pis koplular. Baykuş kız, neden böyle bir şey yaptın? Gece ninjasından böyle intikam almak doğru bir şey değil. Evet, eserleri geri almamız gerekiyordu. Şimdi geri kalanını da alıp gittiler. Merak etmeyin, baykuş gözlerimle nereye gittiklerini bulacağım. Yakalayalım şunları. Onları gördüm, sanat eserlerini çalıyorlar. Hepsini yerine koy gece ninjası. Harika bir sanatçı olduğunu göstermeye çalışıyorsun ama çalmak yanlış bir şey. Aa, yapmayın. Sanki beni durdurabileceksiniz. Hayır, ben durduracağım. Hey! Sen git baykuş kız. Boyanın geri kalanını da al. Biz sanat eserlerini hallederiz. Önce gece ninjasının icabına bakacağım. Ne yapıyorsun? Su tankına boya koyuyorum. Heykelimi boyaya batırdı. Şimdi sıra onda. Ne? Hayır. Baykuş kız. Çok güzel tüylü şey ama boya beni durduramaz. O zaman yapışkan durdurur. Baykuş kız, yardım eder misin? Sağ ol. Ama etrafa boya saçsaydın sanat eserlerinin hepsi zarar görebilirdi. Seninkilerin başına gelenin herkesin başına gelmesini istemezsin ki. Eserlere zarar vermek istememiştim. Gece ninjasını boyaya bulamak istemiştim. Ama başka bir şey yapacağım. Nereye gittiğini bulsam yeter bana. Daha çok sanat eseri çalmaya gitmiştir. İçinde bir sürü sanat eseri olan bir yere yani. Yardım edin. Merak etme baykuş kız, geliyorum. Yapışkanımı deveden çıkarsam iyi olacak. Sana iyi zıplayamam demiştim. Planımı uygulayacak kadar becerikli olmaman senin suçun değil. Şimdi hemen yeni bir plan yaparım, merak etme. Hadi bakalım, kumandaları bana ver kuş kafa. Biraz dinlenebilirsin. Asıl planım için tam zamanında geldiniz. Asıl plan mı? Aynen öyle. Bu her seferinde sadece tek bir kişiyi kumanda ediyor. Bu çalıntı parçaları kullanıp büyük radikal Romeo kumandası yapacağım ve çanak antenle ekstra güç vereceğim ona. O zaman bütün şehri tek dokunuşla kumanda edebileceğim. Laboratuvara çanak anten mi sokacaksın? Ben değil, şapşık kedi. O. Öyle bir şeyi asla yapmam. Evet yaparsın. Tamam tamam, kedi çocuğu gıdıklamayı bırakırsan istediğin her şeyi yaparız. Korkak kedi ve kuş kafa, uydu kulesini yapmaya başlayın hemen. Siz burada çalışırken ben de radikal Romeo kumandamı bitireceğim. Tamam, bir planım var. Romeo küçük kumandayı sırt çantasına koydu. Ben dikkatini dağıtayım, sen de çaktırmadan yaklaşıp kumandayı al. Fena değil ama benim planıma göre büyük kumandayı alıyoruz. Sen dikkatini dağıt, ben de çaktırmadan içeri girip büyük kumandayı alayım. Benim planım daha güvenli. Hem Romeo'nun laboratuvar kapılarına bir şey yaptığını gördüm. Tuzak kurmuş olabilir. Sen onu merak etme, lideriniz benim. Her şey kontrolüm altında. Tamam. Romeo, bana yardım eder misin? Ne oldu kuş kafa? Kulenin birleşim yeri için hangi parçaları kullanacağız? Bir de uzunluğu ne kadar olsun? Alarm. Geliyorum. Kalkışa hazırlanın. Kertenkele, ne yapıyorsun? Ha? Demek uçmak istemiştin ha? Dur, sana yardım edeyim. Ha? Ha, ıskaladın, kanatlarımı tutturdun. Vay canına, uçabiliyorum. Ama istediğim yönde uçamıyorum. Çocuklar, yardım edin. Hadi baykuş kız. Ben kertenkele. Geliyorum. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki.
Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay! Ay ne oluyor? Şimdi yakaladım seni gidi tüy kafa. Aşağı inebilirim. Aa, yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Pijam askerlerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Düşün kertenkele. Baykuş kız gibi uçamıyorum. Ama belki kedi çocuk gibi zıplayabilirim. Ama ben bir sürüngenim. Kedi gibi sıçrayamam ki. Ama kedi arabası sıçrayabilir. Baykuş kızın üzerinden sıçrar, arabanın içine çeker ve onu yakalarım. Bu kalemun aşkına. Hadi gidelim. Sıçra. Elimi tut baykuş kız. Kaçabilirsin ama saklanamazsın sinir bozuk. İnsanların önünde sahneye çıkmak istemiyorum ama. Fakat mecburum. Bir planım var. Ninjalino'lar gece ninjasından saklandığına göre süper kedi zıplayışımla üzerlerinden atlayıp bu ağla yakalayabilirim. Kertenkele onları oyalarken ben de uçar müzik aletlerini alırım. Kimse konserimize engel olamayacak. Konser mi? Kedi çocuk! Kedi çocuk dikkat et. Vay canına. Süper güçlü kertenkele. Şarkıcı gece ninja. Düşüyor. Süper kamuflajlı kertenkele. Ne? Hadi ama ninjalinolar, sesim yanda nasıl çıkıyor ona bakalım. Ne olduğunu anlamadım. Konseri düşünüyordum ve bir anda ne yaptığımı şaşırdım. Sorun değil kedi çocuk. Ama enstrümanları geri almamız gerekiyor. Konserin sizin için önemli olduğunu biliyorum. Başka bir planım var. Baykuş kızla ben gece ninjasının hayranıymış gibi dikkat dağıtacağız. Popstar, popstar, popstar! En iyi popstar benim! Orkestranın sesi çıkar. Dikkat çekmez. Harikasın gece ninjası. Sesin muhteşemmiş. Sonunda ne kadar iyi olduğumu anladınız. En büyük hayranınız. Hem ben sadece şarkı söylemiyorum. Ayrıca dans da ediyorum. Siz bu hareketi yapamazsınız. Keşke sen de bizim konserde sahne alsan. Konser mi? Olamaz. Unuttum işte. Bir fikriniz mi var? Hayır. Ninjalinolar kötülük planı yapamazlar. Ben yaparım. Şimdi susun. Şimdi yakaladık seni gece ninjası. Aklından ne geçiyor? Anlat bakalım. Yani... bir saniye ver bana. Kötü adamlardan orijinal bir fikir çıkması çok zor oluyor. Gösteri bitti. Hiçbir fikri kalmadı. Ama ben de süper kurtarışımı yapamayacağım. Kedi çocuk. Onu durdurduk ya. Biliyorum ama o kötü bir şeyler yapmazsa ben nasıl iyi şeyler yapabilirim ki? Gece ninjası gibi kötü adam olurum. Ne? Ninjalinolarım, bana hemen bir fikir verin. Hemen. Neden bunu yaptın şimdi? Önemli değil, ne yaparsa yapsın. Ben daha iyisini yaparım. Hatırlattığınız için sağ olun ninjalinolarım. Başından beri bunu planlıyordum ben de. Ebe sensin. Şimdi neyin peşinde acaba? Hemen gidip yakalayalım. Büyük kurtarış zamanı pijama askeriler, hadi. Bir dakika bekleyin. Bu yepyeni ve şimdiye kadarki en iyi fikrim olacak. Örümcek ağını da kullandın yani. Evet ama sen daha tam anlayamadın. Psst,
Çalışıyor mu? Evet. Gidişat hiç hoşuma gitmedi. Sizi sapanla geri fırlatacağım. Siz yapıştıkça daha çok bulanacaksınız. Pija yapışkanlar sonsuza kadar orada kalacak.